Evet, Yukarı Tokyo garajım işte burası. Sizleri bir müddettir bekletiyorum çünkü bu alanın tamamlamasını bekliyordum. Her şeyden önce garajımın en büyük destekçisi İzel Taş'a teşekkür ederim. Bir destekçin olarak ben de buradayım. Oo, hoş geldin. Zaten sen her yerdesin. Evet, ben bit gibiyimdir. Her yerde ürerim. Sorularım var. Tamam, lütfen soruları şimdi geçmeyelim. Ama bu pembe köprü olarak halkın soruları ya, ben aradaki şey olarak. Tamam, onları olsun. Buldum hepsini. Ya. Nereden buldun? YouTube ve Instagram'dan. YouTube evet, ve Instagram'dan. Arkadaşlar, Tomofile hesabımı takip etmeyi unutmayın Instagram'da. Çünkü oradan çekilişlere de başlıyoruz. Ama sorularını tut lütfen. Çünkü birazcık garajından bahsetmek istiyorum. Bir müddettir hazırlıyorum burayı. Tamam, hadi bahset bakalım. Tamam. Zaten şöyle baktığımız zaman arkada benim bütün hayatımın özetini göreceksiniz. Bu garajda benim yıllardır biriktirdiğim, aldığım, ilgisini duyduğum, çocukluğumdan beri sakladığım her şeyle karşılaşacaksınız. Projelerime yönelik biriktirdiğim bütün eşyaları göreceksiniz. Hatta şöyle kabaca geçelim. Mesela buradan başlamak istiyorum. Yerdeki blok ile başlayalım. Bu blok benim Clio motorumda, hatta şurada pencereyi göreceksiniz. NOS ile patlattığım ilk bloğumdu. ITV'lerim, bunlar Clio'nun ITV'leri ama Clio'nun şu anki üzerindeki motor ve setup'tan memnun olduğum için ITV'lere hiç girmedim. Bunlar muhtemelen AE86'ya dahil olacaklar. Onlara ayrı bir flanş yapacağım. Arabayı oldukça parçalara böldüm. İşte farları, stopları, onun üzerinde kullanacağım kemerlerim olsun. Parça parça bütün hepsini dizdim şu anda ki önümdeki zamanı daha doğru görebileyim. Buradaki ürünlerin zaten tamamı önümüzdeki zamanlarda tamamlanacak projelerin belli başlı parçaları. Onun dışında şu anda henüz çok fazla yedekli hareket etmiyorum. Mesela önümüzdeki günlerde güçlendireceğimiz bir CA18'imiz var. Onun manifoldu ve onun üzerine gelecek olan bir boy büyük turbo. Malum oyuncaklarım, sahip olduğum tek BMW dediğim BMW. Yaklaşık 15 senelik hareket bisikletim. GP Composite'e gidiyordu ağzım az kalsın. GP Composite'de çalışıyorum çünkü şu anda. GT Competition serisi bu. Üzerindeki her şey orijinal GT bisikletim. Zaten GT severler. Benim bisiklet merakım da biliyorsunuz. Hatta birazdan göstereceğim diğer bisikletlerim de var. Bu bölümde ise birazcık daha ağır ekipmanlarım var diyebilirim. Hem kilo olarak hem de amaç olarak. Şurada Skyline için şu an üzerinde çalışıyoruz. 4x4 şanzımanım. Skyline üzerinden çıkan otomatik şanzımanım. Yedek şanzımanlarım var. Yarış için kullandım. Malum ben 2019 yarışlarında 2 defa şanzıman ve diferansiyel dağıttım. Dolayısıyla yedekli diferansiyellerim de var. Yarış yaptığınız zaman yarış esnasında mutlaka bazı parçada yedekli olması lazım. Yurt dışı yarışlarına baktığınızda özellikle adamların iki tane motoru falan var. Biz de ancak şanzıman yedekleyebiliyoruz Türkiye şartlarında. Yine arkada rot kolları, yedek amortisörler var. Intercooler'ımız var. Bunlar da denediğimiz farklı farklı litreler. Motorları burada garajımda sökmek için kullandığım bir calaskalım var. Skyline videolarını da görmüşsünüzdür. Bunu da söküyoruz, bu sehpayı alıyoruz ve burada dağıtıyoruz. Şurada dağıtılmış bir motorun parçalarını görebilirsiniz zaten. Bisikletlerimden bahsetmişken burada çocukluk bisikletim var. Herhalde bisikleti sürmeyi öğrendiğim ilk bisikletlerden biri diyebilirim. İki tane var çünkü, bir de Bisan BMX vardı. Bu da Pinokyo. Bu Pinokyo'yu bayağı paslı halinden çıkarttım. Şimdiki haline getirdiniz. Onun da videosu var. Pinokyo bisikletimi yazarsanız, daha doğrusu Doğu Kalmaçı Pinokyo yazarsanız onu da izleyebilirsiniz. Geçelim şimdi şu arka bölüme. Valla bir umut, 2020 yılında yarış yapılacak dendi. 2000 markayı göstermeyeyim. 2020 yılında yarış yapılacağını gerçekten çok istedim. O yüzden bütün hazırlıklarımı yaptım. Bu seneki lastiklerimi, bunlar benim antrenman lastiklerimdi. Yarışlarda çünkü semisilik lastik kullanıyoruz, daha yumuşak lastikler kullanıyoruz. Ama yarışlar maalesef gündem şartları gereği iptal oldu. Dolayısıyla bu sene yarış olmayacak. Bunlar da artık seneye kadar bekler herhalde. Ve yine burada bazı dönemlerde kullandığım kasklarım var.
Yarışmaya ilk başladığım dönemlerde ben bu arabayla yarışmıştım. Pakize ile yarışmıştım. O zamanki şartlar bu kadar ağır değildi. Hatta şurada yarıştığım dönemden fotoğraflar göreceksiniz. 2012 senesinde Türkiye üçüncülüğüm ve bu yarışta da birinciliğim vardı. İmkanlar o zaman çok daha kısıtlıydı. Kısıtlı olduğu için de işte daha yarışacak kaskım bile yoktu. Ona emanet almıştım. Hep bütün paramı arabaya yatırıyordum. Bazı yarışlardan olan kasklarım var. Şu anda en son yarışmakta olduğum OMP kaskım var mesela. Ama işte dediğim gibi bu sene yarış olmadı. Çok sevdiğim abuk sabuk renklerde ayakkabılarım var. Bunları bazen soranlar oluyor. Patrick Ewing serisi bunlar, basketbolcu. Çok basketbol merakım yok, sadece tarzını çok seviyorum, biriktirdiğim. Yarışlarda hayat kurtaran NOS kitleri. Çünkü yarışlarda bazı anlarda rakiple o kadar çok uzaklaşabiliyorsun ve güce ihtiyacın oluyor ki o tip durumlarda NOS kullanman gerekiyor. Dolayısıyla bir 100 beygir, 100 şatlık NOS'lar bastığımız oluyor. Evet, anlatmaya devam ediyorsun ama çok soru var. Tamam, gel sorular gelsin. Tamam, o zaman geliyor. Evet. Senin için garajın en önemli yeri neresi? En önemli yeri neresi? Hatta gidelim orada biraz sohbet edebiliriz. Benim için garajın en önemli yeri oturma alanı. Benim için en özel yerlerden bir tanesi. Çünkü benim en çok vaktimi geçirdiğim yer burası. Burası benim en kaliteli vaktimi geçirdiğim. Arkadaşlarımla en samimi, en sıcak sohbetleri gerçekleştirdiğim yer. Ya ne bileyim ya, burası mesela koltuklar. Geçen sene rahmetli olan dedemin evinden gelen koltuklar. Dedemin adı Muhittin'di. Ben çok pahalıydım dedeme. Onun evindeki koltukları getirdim buraya. Ne yapıyorsun? Manitalara güzel gözükmek için mi böyle tişörtler, gömlekler giyiyorsun? Öyle ya. Çay içeceğim mi dede? Beş şekerli. Beş şekerli. Dört. Kendisi beş tane koyuyor, olay çıkarıyor bir de üstüne üstüne. Dört şeker bile fazla dede. Yani bir şekilde sohbet ederken işte o da bir ısıtıyor içimi, anladın mı? Çok vintage güzel koltuklar. Evet, eski koltuklar. Seviyorum. Garajın geri, şu ana kadar hep parçalardan bahsettik. Hep parçaların olduğu bölümlerden bahsettik. Burası, arabanın arkasından itibaren yerisi benim yaşam alanım. Garajında senin için en değerli şey nedir? Maddi olarak dersen takımlarda çok sevdiğim bir tane cihaz, onu göstereceğim ama manevi olarak burada 52 model bir buzdolabı var. Bu buzdolabını çok seviyorum. Bu General Electric işte kaç sene yapıyor? 52, 48, 68 sene. 68 senelik. 68 oh. Yaşında bir buzdolabı bu. 68 ve şu anda çatır çatır çalışıyor. Bunu çok seviyorum. Amiga 500 kutuları. Bazı çocukluğuna dokunmuş olan parçalar vardır. Mesela Super Nintendo, Game Boy falan. Elektronik bunlar belki ama işte bu tarz şeyler benim biriktirmeyi sevdiğim şeyler. Game Boy'um mesela hala duruyor. Arkada mesela benim ekmek teknem. Ben bu cihazları 2011-2012 yıllarında radyoculukla kazandığım paralarla almaya başladım. Çok uzun sürede aldım bunları. Ve bunlar benim disc jockey'lik hayatımdaki en büyük emektarlarım. Ben bunlar sayesinde hayatımı yeniden kurdum. Açıkçası yine bu bölümün parçası değil ama biz aile olarak bir dönem hakikaten böyle güzel bir hayattan dibi gördük. Ve o dipten de kazıya kazıya bugünkü zamanıma geldim. Ben kendi adıma konuşayım. Kardeşim de öyle. Yani ailecek toparladık. Dolayısıyla bunlar benim ekmek teknem. Ben bunların çok ekmeğini yedim. Yani bütün benim hayatımda, müzik hayatımı geliştiren cihazlarım, bunlar çok kıymetli. Takımlara geçeceğim. Yani çünkü bu sadece garaj videosu değil, Doğukan'ın biraz hayat, yaşam alanına da giriyor. Evet, çünkü garaj demek Doğukan demek aslında bir nebze. Evet, olabilir, bakış açısı. Peki bir garaj için olmazsa olmaz nedir sence? Bir garaj için olmazsa olmaz nedir? O zaman birazcık daha yine garaj bölümüne geçelim. Bir garaj için olmazsa olmaz bence lokma takımıdır. Bir lokma takımı olması lazım. Krik olması lazım. Yani bir aracın neresinde ne çalışacağına alakalı ama bu otomobil üzerinde çalışılacak ya da bir şey tamir edeceksin diye düşünüyorum. Lokma takımı çok önemli. Yani benim lokma takımım şu anda burada. Yani lokma takımı nedir dersen bunlar işte hatırlıyorsun sen bana. Yani gerçi sen biliyorsun ne olur. Bana videolarda lokma soruyorsun. 13 mi vereyim, 14 mi vereyim, kısa kol, uzun kol. Ama burada tabii bak şunu da göstereyim bari. Şöyle Doğukan Manço 46 özel serimi. Bunlar mesela ince uzun lokmalar. Wow. Sana özel mi bunlar? Yes. Yani lokma takımı değil de kutusu bana özel. Buralarda başka enteresan bir şey var mı? Onlara bakmak istiyorum. Ne kadar güzeller göster. Anahtar takımı. Bunlar yarım anahtarlar. Hem yarım hem yıldız anahtarlar.
Yıldız anahtarlar. Yine mesela bijon sökme. Farklı farklı boylarda işte 17, 19, 21. Daha büyükleri de var. Biz daha büyüklerini kullanmıyoruz. Yarışlarda genelde 17, 19. Çok nadiren 21. Jantına bağlı. Bunlar janta zarar vermesin diye özel teflon kaplı. Jantın boya saçılmasın hesabı. Tabii şimdi bütün bunlarda Doğukan Manço'yu çünkü İzel Taş benim aynı zamanda yarış sponsorum yarışlarda. Kriko, Kriko bildiğin Kriko ya. Hani bildiğim arabayı Kriko. Kaldır, indir falan filan. Hani şeyleri saymıyorum. Böyle işte pense mense onlar zaten bir garajda zaten vardır. Pense, çekit, çarçur. Bu parlak cırcır seti severiz demiş bir tane takipçimiz. Valla seviyorsa hatta söyleyeyim cırcır seti falan bunları seviyorsanız o zaman Tomofili hesabımı takip edeceksiniz. Çünkü oradan İzel Taş çekilişleri de yapacağım. Wow. Bakarsın o parlak cırcır seti sana denk gelir. Ama öyle beleşten yok. Takip edeceksin önce. Peki garajında ağırladığın en iyi araba ne oldu? Garajımda ağırladığım en iyi araba buraya daha önce söküm için geldi ama daha geri gelmedi. Geri geldiği zaman o zaman gösteririm ne olduğunu. Zaten anlayan anladı zaten merak etme sen. Ben anlamadım. Yapacak bir şey yok. Vectra diyeyim sen anla. Evet anladım. Garaja grafiti düşünüyor musun abi? Bir şeyler yaparım istersen. Spreyi karşılarsan. Ay canım benim. Sprey var içeride istemediği kadar. Orada 46 var mesela. Bunları Ativan yaptı Fatih sağ olsun. Dışarıdaki grafitileri de o yapmıştı. O da mesela benim hayatımı yansıttı. Baktı orada. Hayatımın nereden nereye geliş aşamasını yansıtmıştı duvarlara. Grafiti videosu var. Aylar evvel. Ya bu arada ben YouTube çekmeye bundan 14 sene falan oldu. 14 sene önce başlamıştım. O zaman vaktim vardı. Meraktı işte. Yani bir tane kanalım var. Aratırsanız bulursunuz Mançolog diye. Sonrasında hayat değişince işte koşturmalar vesaire yapamadım. Vaktim olmadığı için yapamadım. Ama o kaçırdığım süreye çok pişmanım. Çünkü konserden konsere oradan oraya git gel falan filan derken ancak işte bir sene oldu başlığı. Daha olmadı yani bir sene. Yani olacak işte 7-8 ay, 9 ay oldu. Peki bu güzelim garaj kaç paraya mal oldu? Buranın kaça mal olduğunu ben de bilmiyorum. Ben bütün yatırımlar otomobillere yaptım hayatım boyunca yani. Bütün kazanmaya başladığımdan beri benim çocukluk hayalim. Ben hayallerimin peşinden koşuyorum. Bir otomobil müzem olsun. Çünkü babamın da bu hayaliydi. Yani babam da arabalar aldı. Rolls Royce aldı. Jaguar XK140 aldı. MG aldı. Bunları hep hayalini gerçekleştirmek için yaptı. İşte o talihsiz bizim hayatımızda başımıza gelen o tatsız olaylardan sonra varımızı yoğumuzu kaybettik. Ama o bana da aşılamış. Mesela bazı videolarda soruyor abi bu Japonluğa olan merakın nereden geliyor diye. Babadan geliyor nereden gelecek? Yani sen ne görürsen büyüğünden, örnek aldığın kişiden ne görürsen sana da aşılanıyor. Dolayısıyla Japon merakı o şekilde başladı. Japon otomobillerinde. Çünkü benim ilk bindiğim spor otomobil Prelude'tü. Japon otomobili. Benim ilk merakım oradan başladı. Babam anlatırdı. İşte bak sesine bak şudur budur falan. Devirli mevirli falan. Yani oradan geliyor. Dolayısıyla benim buranın maliyetini sormuştun. Bilmiyorum. Buranın maliyeti benim için ölçülmez zaten. Mesela bunun da piyasası yok benim için. Hiçbir arabamı satmak için alıp yapmıyorum. Hep biriktirmek, insanlarla paylaşmak, bir müzem olsun ileride koyayım. Yani benim hayalim bu. Gerçekleşir gerçekleşmez. Allah nasip ederse olur etmezse sağlık olsun yani. Her şeyden önce sağlık zaten. Garaj kaç araba alıyor? Garaj sıkışırsa 3 araba alır. 2 tane şöyle yanlamasını alır bir de bunu alır. Yani hem çalışabileceğim işte dolu yağdı vesaire falan. O şekilde. Evet nerede kalmıştık? Yaşam alanından bahsediyordum. Dış ses soruları soruncaya kadar. Burada baskılı tişörtlerim var. Bunlardan da önümüzdeki günlerde çekiliş yapacağız. Soruyorsunuz nereden? Yaptırıyorsun diye bandit tasarımı yapıyor bunları. Bunlardan hatta önümüzdeki bölümlere ya hep bölümlük tişörtler yapıyorum. Benim tişörtlerimde bazı mesajlar geziyor. Onları da zaten kapan kapıyor yorumlarda anlıyorum. Bunlar bir sonraki bölümlerin olacak konuları. Neler var başka? Burada Filiz Akın'la babamın gençlik fotoğrafları beraber. Muhtemelen bir röportaj veya iş görüşmesi. Bu kaçmaz zaten. Birçok 80'li yılların 80-90 çocukları özellikle Bruce Lee izleyenler Mınçıka diyoruz. Nunchaku. Ama bizim için mınçıka. Mınçıkası vardır yani. Oh.
Hareket bekliyorsun. Hareket mi bekliyorsun? O zaman bir dakika. Çok uzun zaman oldu. Şöyle gel şurada bir yapabilecek miyim bakacağım. Dalga geçmek yok ama tamam mı? Çocukluğumdan beri hep hayal, hayal ya. Hala hayal peşinde koşuyoruz. En son ezel yapıyordu bir tane videosunda. Kabloyu sal. Nasıl gidiyor? Oba! Koyuyorum. Bu kadar yeter. Eğlendim. Çok iyiydi. Olacak canım işte yani bu ne dersini aldık ne bir şey. Sadece işte bir Jean-Claude Van Damme seyrediyorsun, bir Bruce Lee seyrediyorsun. İşte ben de yapacağım falan filan. Yalanlar. Neyse. En azından Ezel'den daha iyi yapıyorum. Onun klibini de Fight Club'da gördük. Ah kaykayım. Of. Bir de ondan mı hareket yapayım şimdi? Evet. Hadi tamam mı? Hadi bundan da bir hareket yapalım. Hayda, çok farklı. Bugün kafayı gözü patlatmazsak iyidir ha. Tamam, bir de yine yıllardır sakladığım, yine Japonca harflerin olduğu bir şey. Buradan binerek git bari. Aa, işte gidiyorum hadi. Caktırma. Abuk sabuk hareketlerim var, dur bakayım olacak mı? Geliyor. Hazır mısın? Dış ses vereceğim coşkuyu. Hazırım, ver coşkuyu. Hadi bakalım. Beni gaza getiriyorsun akşam senin yüzünden. Yeter bu kadar. Hadi gel, yeter bu kadar. Güzel coşkuydu. Güzel bir gösteriydi. Teşekkürler. Yine çocukluğumuzun geçtiği cihazlardan. Bu o değil ama. Yani Atari olmazsa olmaz. Hani tek jetonla bütün oyunu bitirdiğim meşhur Street Fighter, Final Fight, Mortal Kombat. Bunların hepsi. Bunda bir sürü oyun var. Bu eski kartlı sistemlerden değil. Bu semi vintage bir makine içinde var. Bir sürü oyun var. Belki 30-40 senelik Speedol'ün eski, daha bile eski. 50 senelik falan olabilir. Onun kendi yağlarından bir tanesi. Bu plakaların hepsi benim Amerika'da tamircilerden topladığım gerçek plakalar. Hani burada bak şu 1963. Aa! 63 bunu Impala'ya koyalım. Bunlar hepsi orijinal plakalar. Bu da gerçek plaka. Bu da benim öğrencilik yıllarımda kullandığım plakamdı. Manço. Hatta orada C olmadığı için şuraya OJ ile Ç yapmıştım. 2009 yılına kadar da vizesi varmış şeyin, aracın. Vizesi değil de işte şeyi, vergisi. Ödenmiş. Bu hangi kupa? Bu 2019 Kayseri yarışı ikincilik kupası. Kayseri yarışı üçüncü yarışım. Motor parçalayıp toplayacak kadar takım var mı garajda? Fazlası var. Yani burada bir motoru toplarsın. Burada yapamayacağın tek şey kaporta. Kaporta dışında bu garajda her şeyi yapabilirsin. Yani bu iki takım, bu dolap dolu. Yani kaynak yok bende. Usta kaynak yok bende. Bir kaynakçı getir olur biter. Başka her şey var. Yani boyayı da yapamazsın da boya tabancam var. Yani lokal bir şey yapman gerekiyorsa onu da yapabilirim. Yani şurada kompresörüm var arkada. Lokma takımları ile ilgili önemli bilgiler, dikkat etmemiz gereken etkenler neler abi? Aa, şöyle bir şey yapacağım. Bundan sonraki videolarda alet edevat takımlarına yönelik püf noktaları vereceğim. Çok iyi. O yüzden sadece lokma takımına odaklanmayalım. Bahsedeceğim bunlardan. Garajındaki en ilginç alet ne? En ilginç alet. Demin sana sormuştum ya maddi mi manevi mi diye. En ilginç aletlerden bir tanesi. En ilginç değil de en sevdiğimi söylemek, göstermek istiyorum. O da bu. Buna bayağı bir şey oldum böyle yutkuna parası verdim. Çünkü ben cihazlara satın alırken kendi alanındaki her zaman en iyisini almaya özen gösteriyorum. Hani burada İzel Taş görüyorsun ama ben İzel Taş'a gittim. Yani sizinle çalışmak istiyorum dedim. Çünkü çocukluğumdan beri var. Yani ben çocukluğumdan beri yani takımlarımın benim yarısından fazlası İzel Taş'tı yıllarca. Çünkü iyi. Elektrikli aletlerde mesela. Elektrikli aletlerde ne kullanıyorum? Bazı cihazları Makita'dır. Hilti Makita'dır. İşte bir tane bunlar profesyonel markalar. Şimdi ben bu garajı ekipmanları yeni almadım. Yıllardır topluyorum. Dolayısıyla çok önceden kullandığım bazı markalarda var. Yani çok üzerinden geçmiş ama mesela kompresörüm olsun. Şu cihaz benim 5 senedir. Bu mesela 18 volt olanı. Abartmıyorum. Belki
10-15 bin tane vida atmışımdır bundan. Yani bahsettiğim 10 sene içerisinde. 10 sene değil, 7-8 sene içerisinde. Hani bazı cihazlar, kendi alanında iyi olan cihazları seçiyorum açıkçası. İlginç alet ne var? Bak bu da mesela şeydir. Diş temizlemeci. Bilen ne olduğunu biliyor, merak etme. Ya hazır bunlardan bahsetmişken şöyle bir soru var. Diyorlar ki İzel Taş evet kaliteli ama kaliteli olduğu için biraz maliyetli. Daha düşük maliyetli bir garaj kurmak istersek hangi markaya başvuralım ya da ne kullanalım? Yo, İzel Taş'ın daha ekonomik serisi de var. Hiçbir alanda şaşmayan bir şey söylemek istiyorum. Babam da çok söylerdi bunu. Bir anonim. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Kalkıp 5 liraya, neyse işte 20 liraya 30 liraya bir pense alıp ertesi gün kırıldığında bir tane daha alıp üçüncüsünü alıyorsan 90 liralık oluyorsun. Git abi 60 lira ver, 70 lira ver, bir tane adam akıllı al. Çünkü takım kullanırken her zaman doğru takımı kullanmak önemli. Dandik dandik boktan boktan şeylerle, tornavidalarla yalama ediyorsun. Tornavidanın ucu bozuluyor. Ne oluyor? İşin yarım kalıyor. Sinirleniyorsun, ertesi güne kalıyor. Abi zaman da kıymetli. Ya şimdi buradan böyle anlatması kolay diyeceksin hani Doğukan işte bir tornavida kaç para biliyor musun diyen de olabilir. Bu bütçe meselesi tabii ki. Ama o gösterdiğim takım gibi bazı şeyler iyisini almak zorundasın. İşini iyi yapmak istiyorsan. İyi usta iyi takım kullanır. Her şey neye layıksa ona dönüşür. Mevlana'nın sözü. Yine yapıştırdın lafı. Ben de diyecektim ki ne kadar ekmek o kadar köfte. Bu aslında garajın dönüşüm sözüydü ama oraya yapıştırırsın sen herhangi bir yere. Sen sorularını sor, 2 dakikada ben oturayım. Sence hava ile çalışan matkap mı yoksa elektrikli mi daha iyi? Tamamen amacına bağlı. Hava ile ise iyi bir kompresörün olması lazım. En aşağı 500 litrelik falan olursa sıkıntı yaşamazsın. Benim kompresörüm küçük, 50 litrelik benimki. Dolayısıyla benim bir tane işte elektrikli var. Bir de yarış alanına gidiyorum falan filan ya. O demin gösterdim cihaz. Ben o kadar seviyorum ki o aleti, her yerde anlatıyorum. Yani ikisinin de amacı farklı. Onu da iyisini alacaksın bu arada. Kullandığın ilk tornavida duruyor mu? Yok, nereden dursun? Ama daha özel bir şey duruyor. Dedemin takım çantası duruyor. Garajda yatıp kalktığın oldu mu? Ben burada uyumaktan çok büyük keyif alıyorum. Yani yazın serin oluyor. Kışında ısıtıcıyı açıyorum. Ya ben garajda vakit geçirmeyi çok seviyorum. Hele ki çalışırken yorulursam onun tadı bambaşka. Yani çalışırken yorulup böyle bir saat uyuyayım deyip böyle 7-8 saat uyuyup uyanıp kaldığın yerden devam etmek çok keyifli. Çok seviyorum. Bir de şey var, son AE86 videosundaki çorap kimindi diye sormuşlar. Sen niye bu kadar zorluyorsun bu ses? Ben o sorunun kimden geldiğini merak bile etmiyorum. Allah Allah, kimden geldi acaba? Gerçekten buldum ya yorumlarda. Benim çorabım, Allah Allah. Evet, tamam, inandık. Bir garajda en kilit nokta aletler midir diyor bir takipçimiz. Evet, düzen, temizlik, takım, aydınlatma, doğru takım. Garajdaki ilk proje neydi? Garajdaki ilk proje, bu garajdaki ilk proje dersek, bu garajdaki ilk proje 46'nın tamamlanmasıydı. Yarış aracım 46'nın tamamlanması, Clio'nun motor sıvabı. İkisi aynı anda yürüdü. Clio'nun motor sıvabı gerçekleşti. Yani onlar bu garajda tamamlandı değil. Garajda Barış Manço'nun da arabaları var mı? Yok, keşke. Babamın arabaları hep haciz oldu. Babamın bir tane arabası kaldı Türkiye'de. O müzede. Onunla ilgili video gelecek yakın zamanda. Bir de işte Belçika'daki Honda Prelude'umuz var. İşte benim hayallerimden biri babamın arabalarını ben bir gün geri alacağım. Evet, burada ağırlayacağız diyorsun. Tabii ki. Garajında en ilginç şeyi, en değerli şeyi söyledin. Garajındaki en saçma şey ne? En saçma şey. Sen. Ben mi? Nasıl ya? En saçması sensin. Ay ben gidiyorum o zaman, kusura bakma. Hiçbir yere gidemezsin. Bayan Vectra. Bayan Vectra. Otok Queen. En gereksiz demedim, en saçma dedim. İyi o zaman. Ya ne diyeyim? İyi o zaman. Valla başka saçma ne var? Başka saçma. Saçma olsa burada olmaz. Ben buradayım işte. Tamam, senden sonrakilere bakıyorum. Yok. Yok herhalde. Yok, benim için yok. İnsanlar için olabilir de. Aa, anahtarlığımı göstermedim. Evet, anahtarlığım. Bu bir şey. Clio F4R kapağı. Bu şuradan kırıldığı için buna anahtarlık yapmıştım. Tabii var. Bu arada garajım yine özel parçalarından biri. Burada gördüğün gibi Manço Man. Babamın silüeti benim. Manço Prodüksiyon'un logosu, birçok şeyler kullandığımız, benim kendi tasarımım bu.
Geçtiğimiz videolarda biliyorsunuz AE86'nın ön ızgarasını bulduk. AE86'nın ön ızgarası bu. Onu da ilerleyen aşamalarda paylaşacağız. Ve tabii çok severek kullandığım bazı markalar var burada. NGK. Bunlar Clio'ya gelecek olan ateşleme bobini ve onun kabloları. Şu anda Clio üzerinde de bir takım yeni çalışmalar var. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. İridium bujiler. Biliyorsunuz iridium bujiler normal bujilere göre yaklaşık 2 kat daha uzun ömürlü. Ve performanslı otomobillerde kesinlikle tavsiye edeceğim bujiler. Kullanmaktan hiç şaşmadığım bir başka marka ise King. Yaklaşık 3 senedir King Racing markasıyla da hem yarışıyorum hem kullanıyorum. Bütün araçlarımda zannedersem bugüne kadar kullandığım en sorunsuz, en kusursuz yataklar diye düşünüyorum. Yine mutlaka tavsiye edeceğim. Yine garajımda paylaşmaktan gurur duyduğum bir başka marka Speedor. Burada da şeyin benzini kalmış. Uzaktan kumandaları var. Onu şöyle koyayım. Yani garajımda bulunan bütün markalar uzun zamandır birliktelik sürdürdüğüm markalar. Sizlere mümkün olduğunca kendi hayat hikayelerimden, buradaki yaşanmışlıklardan bahsetmeye çalıştım. Çok fazla emek verdim. Lütfen beğenmeyi, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.